Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Dairenin çevresi ve alanı testlerini çözüyoruz. 3 ve 4 numaralı testleri çözeceğiz. Bu videomuzda hiç vakit kaybetmiyorum ve 3 numaralı testimizi koyup başlıyorum dostlar sorularımızı çözmeye. Şöyle odaklanmayı da bir ayarlayacağız tabii ilk etapta hemen. Diyor ki AB ile BC birbirine eşit verilmiş bize dostum. Yani şimdi şu dairenin yarıçapına ben RR dediğim takdirde şu AB uzunluğunun da 2R olduğunu. Şimdi TT indirilen yarıçap dikinecekti. Burası 90 derece ve bakın ne çıktı karşıma? İkizkenar bir dik üçgen çıktı ki demek ki şu açımız 45 dereceymiş. Hatta şurası da 45 derece. Bize de boyalı alanların toplamı nedir diye bir soru sormuş dostum. Hemen şunu yapalım. Şu çapı gören çevre açıyı bir çizelim. Bu da 90 derece olacak. 45 burasıysa burası da 45. Tabii ki burası da 45. Ve bakın burada da bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Şurası da 6. Demek ki bu da ikizkenar olduğu için burası da 6 birim geldi diyebiliriz artık dostum. Şimdi şunu da fark edelim arkadaşlar. Bakın bu iki eşit kirişin 6'ya 6 ya bunlar. Arkasında kalan şu A yayı A alanı ile bunun arkasında kalan alan birbirine eşitti. O yüzden buraya da komple A alanı diyebilirim. Yani boyalı bölgeler dediği şu A ile şuradaki B'nin toplamıydı bizim için. Bakın bu A'yı tuttum buraya taşıyabildim. Çünkü kirişler eşitse arkalarındaki alanlar da eşitti. A artı B dediğimiz yer artık şuradaki kısım oldu. Yani şu üçgenin alanı bana sorulan alan oldu dostlarım ki üçgenin alanı da dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölecektik. Yani 6 ile 6'yı çarp 2'ye böl. 36 bölü 2'den 18 geldi cevabımız. Geçeriz 2 numaraya. 30 derecelik bir yay görüyoruz. Orası oraya eşit. Tabii ki buralar eşitse mecbur. Şunlar da birbirine eşit olacaklar. R, buraya da R diyelim. R, R diyelim. Boyalı bölgenin alanı 3 pi'dir diyor. Buna göre OB kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostum. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi tıpkı üçgenlerde olduğu gibi şu orta tabanlar çizildiğinde S, 3S, 5S, 7S diye gidiyorduk. Peki o halde buranın alanına biz S dersek bu mor kısmın alanı 3S olacak. E bize de bu 3S'i ne vermiş bu adam? 3 pi vermiş. Demek ki S dediğimiz şey pi birimi olacak. Şuradaki boşluk, beyaz boşluğun alanı pi'miş dostlarım. Peki biz bu 30 derecelik dairenin alanın formülü neydi? Açıyı yazıyorduk. Bölü 360 çarpı pi r kare. Pi R'si de neydi? Yine R yazdık zaten. R kare. İşte bu bizim şuradaki beyaz boşluğumuzun alanıdır. Bu da pi'ye eşitmiş dostum. Hemen şu pi'leri de sadeleştirdik. Şu sıfırları götürelim. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 12 kalsın. İçler dışlar yaptığında R kareyi 12. R'yi de 2 kök 3 buldum. Benden ne istiyordu? O, B. Yani 2R'yi istiyor dostlarım. 2 tane 2 kök 3. 4 kök 3 yaptı. Cevap da Bursa'dan patladı. Üçüncü sorudayız. R1 ile R2 arasında bir oran vermiş. O merkezli daire ile A merkezli daire dilimlerinin alanları eşitmiş birbirine. Hadi gelin şöyle yapalım. Alfa'yı soruyor bize. R1'in yarıçapına kök 2K diyelim. R2'nin yarıçapına da R2'ye de 4K diyelim. Yani şu oranı yerleştirdik. Şimdi bunun alanını bulmak istersek tam dairenin alanını yazacağız. Pi çarpı r kare. R'si de k kök 2 olduğu için k kök 2'nin karesi. Yani 2k kare yapar. Eşitmiş şu daire diliminin alanına. Daire diliminin alanını bulurken alfa bölü 360 yazıyoruz. Çarpı tam dairenin alanı. Bunun tam dairesi, bütün dairesinin alanı neydi? Pi r kare. Yani pi çarpı 4K'nın karesi. O da 16K kare yapar. Hadi sadeleştirelim şimdi. Pi'ler gitti. K kareler gitti. Şu 2 ile de
Şu 16'yı sadeleştirelim, 8 kalsın. Buradan da şöyle bir şey çıktı. 360'ı buraya çarpı attım. Eşittir 8 alfa kaldı. Hemen 8'e bölelim, alfayı bulalım. Alfa eşittir 360 bölü 8'den. 4'e bölüyorum dostum, 90. 4'e bölüyorum 2. 90 bölü 2'den de 45'i paketledik arkadaşlar. 4 numaralı soruyu okuyalım hemen. Şekilde BCD noktaları yarıçapı 16 birim olan büyük çemberin AE çapını 4 eşit parçaya ayırmıştır. Büyük çemberin yarıçapı 16'ymış. Demek ki şurası komple 16. 2 parçaya ayırmış. 8 şurası. Şurası da 8. Tabii ki burası da 8. Burası da 8'miş. Şu 4 parça böyle gözükmüş arkadaşlar. Evet. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz şu iki çemberin teğet olduğunu gördüğümüz için hemen teğetlerini ve teğet oldukları noktayı ve merkezleri birleştirdik. Şunların da yine teğet oldukları noktayı ve merkezlerini birleştirelim. Şunun yarı çapına RR diyelim, bilmiyoruz. Şurada da teğet noktası var, burayı da birleştirelim, R olsun. Bunun yarı çapı 16 idi, şuraya 16 eksi R kaldı. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı gördüğünüz üzere. R 8 16 eksi R. R'ye 6 desek 6 8 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki küçük çemberlerin yarıçapı 6. Şimdi bizden ne istiyordu? Boyalı bölgenin alanı. Dostlar tüm dairenin alanından ki yarıçapı 16 bunun, pi çarpı 16'nın karesi 256'dan. Ben 5 tane yarıçapı 6 olan, yarıçapı 6 ise 36 pi'dir bir tanesinin alanı. 5 tane var bundan, çarpı 5 diyelim, 180 pi yapar. Bunu çıkartacağız. 256'dan 180 pi'yi çıkartacağız dostlarım. Hemen çıkartıyorum. Şöyle 256'dan 180'i çıkartalım. 6, 15'ten 8 çıktı, 7. Burada da 0 kaldı. 76 pi kaldı boyalı bölgenin alanında. 5 numaralı soruya bakıyoruz. EFCD. EFCD 16 santimetre kare. O merkezi yarım dairenin içine DFC karesi çizilmiştir diyor. Ha, bu kareymiş ve bir alanı 16'ymış. Demek ki bir kenarı 4. O halde şuralara da 2, 2 yazalım. Hemen uç noktaya yarı çapımızı çizelim. 2, 4, 2 kök 5 olsun. Neyi soruyor? Yarım dairenin alanı. Tam dairenin alanı pi r kare ise yarım dairenin alanı da bölü 2 olacak. Yarıçapı 2 kök 5 vermiştik. Karesi 20 pi yapar. Bölü 2'den 10 pi'yi bulduk. Cevap da Edirne'den geldi dostum. 6. sorumuza bakıyoruz. AC eşittir DB verilmiş. Şimdi şu DB'ye vermiş mi uzunluğunu? Yok. R diyelim biz şuraya. O zaman OD de R olur. Şurası merkez olduğu için. O noktası merkezse burası da R. Burası da zaten R verilmişti bize. Boyalı bölgenin alanları toplamı 108. Şimdi boyalı bölgeyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Bütün dairenin alanından, ki hemen yazıyorum bütün dairenin alanını, pi çarpı bunun yarı çapının 2R olduğuna dikkat edin. 2R'nin karesi yani 4R kare. Den neyi çıkartacağız? Bir şu yarım daireyi bir de bu yarım daireyi. E iki tane yarım daire demek bir tam daire demektir. Bir tane tam daire yani pi r kareyi çıkartıyor. Ne kaldı geriye? 3 tane pi r kare kaldı. Ve bu da neye eşitmiş? 108 pi'ye. Şimdi pi'ler gider. O zaman bir de 3'e bölersek r kare 36. R'yi de 6 buluruz. Bize de neyi soruyor? AB yayının uzunluğu. Şuradaki yarım yayın uzunluğunu bize soruyor dostlarım. Tam dairenin uzunluğu 2 pi r'ydi çevresi. Yarım dediği için bölü 2 yapıyor. Biz bu yarım dairenin yarı çapını r'ye 6 bulduğumuz için yarı çapı da 12 çıkacak şurası. R yerine 12 yazalım. 2'ler de gitsin. 12 pi geliyor. Yani 6. sorumun cevabı Denizli'den çıktı. Evet geldik 7 numaralı soruya. Okuyalım soruyu. 24 birim uzunluğundaki 4 adet ipten oluşmuş çemberlerden. 3 adet 80 derecelik eş parça, 1 adet 300 derecelik parça kesilmiş ve buraya yerleştirilmiştir. Buna göre vazo şeklinin çevresi kaç birimdir? Şimdi bakın. Şu parça, şu parça ve bu parça.
Bunların her biri 80 dereceymiş dostlarım. Şunlar 80 derecelik 3 parçaymış. Şu parçada bak, şurayla şurası arasındaki. Şu büyük kısımda 300 derecelik bir parçaymış. Şimdi bir daire düşünün arkadaşlarım, bir ip düşünün. Bu ipin biz 80 derecelik parçasını alacağız. 80 derecelik parça. Normalde bu ipin uzunluğu kaç birimmiş? 24 birimmiş ipin uzunluğu. Yani 2 pi r eşittir 24 birimmiş. R 2'ye bölersek 12, r eşittir 12 bölü pi çıktı buradan. R'si 12 bölü pi. Şimdi 80 derecelik parçanın uzunluğunu bulacağız. Şöyle diyebilir miyiz? R'yi bulmamıza bile gerek yokmuş aslında. Yalandan yere bulduk. Diyelim ki 360 derecelik tamamı 24 birimse acaba 80 derecelik kaç birimdir diye sorsaydık daha kolay bulurmuşuz. Evet, bunu şurayı hiç karıştırmayalım arkadaşlar. Buradan bulalım. Peki ne geliyor? 80 çarpı 24 yazayım şuraya. 80 çarpı 24 bölü 360. Şu sıfırları silelim. 4'e bölelim 4, 6 pardon, 4'e bölelim 9 kalsın. 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3, 8 kere 2 16, 16 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Şunların birinin uzunluğu 16 bölü 3. 3 tane var bundan. Şurada bakın 3 tane 80 derecelik var. 16 bölü 3, 16 bölü 3, 16 bölü 3. Çarparsak 16 bölü 3'lü 3'ü 16 birim şu üst taraf geldi. Şimdi alt tarafa bakalım. Alt taraf 300 derecelik bir parça. Şimdi 300 dereceliği hesaplayalım. 360 derecelik 24 birimse acaba 300 derecelik kaç birimdir diye soralım. Hemen şöyle gelecek. 300 çarpı 24 bölü 360. Şöyle sadeleştirelim. Sıfırlar gitsin. 6'ya bölelim 6. 6'ya bölelim 5. 6'ya bölelim 6'ya bölelim 4 kalsın. 5 kere 4 20. Demek ki şuranın çevresi de 20 birimmiş. Şu 300 dereceliğin çevresi. 20 burası, 16 burası, 36 birimdir şeklin çevresi diyebiliriz dostum. Evet, geldik 8 numaraya. Aşağıda merkezleri arasındaki uzaklık 100 birim olduğu farklı çarplara sahip iki tekerleği olan bir bisiklet verilmiştir. Tamam, 100'müş arkadaşlar merkezleri arasındaki uzaklık. Şurası 100. Sanırım dik yamuk sorusu geliyor şimdi. Tamam, bu bisikletin ön tekeri bir kez döndüğünde arka tekeri iki kez dönmektedir. Biliyorsunuz bu dönme sorularında yarı çaplarla dönmeler ters orantılı olacak. Yani şu küçüğünün yarı çapına R dersek büyüğünün yarı çapının 2R olduğunu söylüyor bize. Bisikletin tekerinin zemine temas ettiği noktalar arasındaki mesafe 96 birimmiş. Aha, şurayı da vermiş 96. Bakın dik yamuk çıktı bile dostlar. Ve siz dik yamuk sorularında ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Hemen şurayı çizdim. Değil mi? Yüksekliği indirdik. Burası da 96. 100, 96. Şurası da R diyelim. Tabii ki buraya da R kaldı. Şimdi şu dik üçgeni şuraya ben bir alayım. Şöyle bir dik üçgen. Burası 96. Burası R. Burası da 100. Tabii ki şimdi burada hemen bir Pisagor bağıntısı yapacağız normalde ama bu kadar büyük sayılarla Pisagor olmaz. Biz ne yapacaktık? Böyle durumlarda sadeleştirme yöntemine başvuracaktık. Şimdi kenarlar R, 96 ve 100. Bunların ikisini de şöyle bir 4'e mi bölelim? 4'e bölelim mesela. R bölü 4. 96'yı 4'e bölsek 48, 24. 100'ü 4'e bölsek 25. Bakın 4'e bölünce sizin sevdiğiniz, hayran olduğunuz bir üçgen çıktı. 7, 24, 25 üçgeni çıktı. Demek ki R bölü 4 dediğimiz şey 7. Peki R ne çıkar bu durumda? 28. Bize de neyi soruyor? Küçük tekerin yarı çapı. Yani R'yi soruyor. 28'i bulduk bile çoktan dostlar. Evet, okuyalım şunu. Mavi renkli dairenin yarı çapı turuncu renkli dairenin yarı çapının 3 bölü 2 katıdır. Şimdi turuncu renkliye biz yarı çapına 2R diyelim. 3 bölü 2 katıysa 3 bölü 2 ile çarparsak bu da 3R olur dostlar. Mavi renkli daire 1 saniyede tam tur atmaktadır diyor. 1 saniyede tam tur atıyor. Tamam. Buna göre başlangıçtan 3 saniye sonra dairelerde oluşan görünüm aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize.
3 saniye sonra diyor arkadaşlarım. Şimdi bu 1 saniyede 1 tur atıyorsa 3 saniyede de 3 tam tur atacak dostlar. Tam tur atmak demek 360 derece döndüğün demektir ve 360 derece dönerse bir şekil başladığı konuma geri gelir. Yani mavide bir değişiklik olmayacak. Tam tur attığı isterse 4 tam tur atsın, 5 tam tur atsın. Tam tur attığı sürece asla ve asla şeklinde değişiklik olmayacak. Yani üçgen yine en üstte olacak. O zaman Denizli'ye iptal diyelim. Şöyle göremiyorsunuz tabii, ben göstereyim hemen. Denizli'nin burada üçgen yok. Edirne'de de üçgen yok. Diğerleri zaten tıpatıp aynı arkadaşlar. Şimdi turuncu belirleyecek o zaman buradaki olayı. Bakalım turuncu kaç tam tur atacak arkadaşlar, bunu görelim. Şimdi şimdi o zaman turuncunun biz kaç tur atacağına odaklanalım dostlar. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlarım. Şimdi bu 3R'lik yarı çapla, 3R'lik yarı çapla 3 tur attığına göre 2R'lik yarı çaplık kaç tur atar diye soruyorum ki yarı çaplarla tur sayı arasında ters orantı olduğu için bunları ters orantıyla işleme koyuyorum. Peki 3R çarpı 3 9R eşittir 2R çarpı X. R'leri sildik, 9 bölü 2 tur attı, yani 4,5 tur atacak o zaman turuncu. Şimdi buçuğu durup bırakın da bir kenara, 4 tur atacak, sonra bir de yarım tur atacak. 4 tur demek 1 tur 360 derece dönmek demekti, mavide de söyledik. Bunun üstüne kaç tur atarsa atsın 360'ın katları döneceği için dostlarım 4 tur demesi yine başladığı yere gelecek demek. Yani 4. turun sonunda yine aynı şekil olacak. Bir de buçuk tur var, yarım tur. Yarım tur demek 180 derece dönecek demek. 180 derece demek de arkadaşlarım olduğu şeklin simetrisini alacaksın. Yani şu kutu tam tersine gelecek bu kutunun olduğu yere. Bu kutu da yukarıya gelecek. Yani kutular yine yer değiştirecek şu iki kutu. Kutuya göre bir şey belirleyemeyeceğiz o zaman. Çünkü kutular aynı. Ama yuvarlakla üçgen de yer değiştirecek. Üçgen sol tarafta olacak. Yuvarlak sağ tarafta olacak arkadaşlarım. Yuvarlak sağ, üçgen sol tarafta olacaksa bakın Ceyhan şıkkına. Dediğimiz olay Ceyhan'da görürsünüz dostlar. Peki geldik 10 numaralı sorumuza. Kerem elinde yeteri kadar bulunan 9 birim yarıçaplı daireleri daire dilimi şeklinde 12 eş parçaya ayırıyor. Hemen burayı bir konuşalım dostlarım. Şimdi Kerem'in elinde bir daire var. Bu daireyi 12 tane şöyle eş dairelere ayıracak. 12 adet. Toplam 12 tane şurada şöyle bir açı oluşacak. 12 tanesi 360 derece ise bir tanesinin 30 derece olduğunu göreceğiz biz. Şimdi bizden de diyor ki şuradaki 30 derecelik şu yayın uzunluğunu bir bul. Hadi bulalım. 30 derecelik yayın uzunluğu 30 bölü 360 çarpı tam dairenin çevresiydi. Yani 2 pi, yarı çapımızda 9 olduğu için 9. Hemen şunu sadeleştirelim sıfırları. 9'a bölelim, 9'a bölelim 4 kalsın. 3 kere 2 6 pi bölü 4. Yani 3 pi bölü 2 çıktı. Şu bir tanesinin uzunluğu, şuranın uzunluğu 3 pi bölü 2'ymiş. Peki bundan diyor kaç tane var burada? Toplamda kaç tane var? Ona bakacağız şimdi dostlar. Hemen bulmaya çalışalım. Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28 tane var. 28 tane şu yay parçasından var dostlar. Biz bir tanesini ne bulduk? 3 bölü 2. 28 tane 3 bölü 2'yi soruyor bize. Hemen bölü 2'ler gitti. 14, 14 ile de 3'ün çarpımı 42 pi yaptı. Sorumuzun cevabı diyebiliriz artık. Bu testi gömdük. Hemen 4 numaralı testimize geçiyoruz. Birinci sorumuz. AC'yi 10 vermiş, BC'yi 4 vermiş. Şimdi burası 4, tamamı 10 ise buraya da kaldı 6. Buna göre S1 bölü S2 nedir diye soruyor dostum. Şimdi biz demiştik ki daha konu anlatımlarımızda, dairelerde de tıpkı üçgenlerde olduğu gibi benzerlik muhabbeti vardır. Bakın bunların benzerliğini yapacağım. 6 bölü 4'tür benzerlik oranları. 6 bölü 4.
Yani sadeleştirelim, 3 bölü 2. Peki karesi neye eşitti bunun? Alanların oranına. Yani 9 bölü 4'tür alanlarının oranı. O halde birinci sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. 2 numaraya geldik. Bakın burada da benzerlik yapabiliyorsunuz. Tıpkı az önceki soruda olduğu gibi. Önce şu oranı yerleştirelim. AC'ye K derseniz diyor AB 2 katı, o zaman şuraya da K kaldı. Bakın küçük dairenin kenarı, benzerlik oranlarını yazıyorum. Küçük dairenin kenarı 1K, büyük dairenin kenarı 2K. Demek ki 1 bölü 2 benzerlik oranları. Alanlarının oranı ne olacak? 1 bölü 4. Yani şu S1'e A derseniz tamamı, şuranın tamamı 4A olacak. S2'ye de 3A kaldı. S1 bölü S2'yi istiyor bizden. 1 bölü 3 çıktı sorumuzun cevabı. 3 numaraya bakalım. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Şimdi yarıçapı 12 vermişse şurası da 12'dir. Şuraya 130 derece kalıyor galiba, değil mi? Toplamları 180 olsun diye. Sonra diyeceksin ki bakın şu bir kenar ortay. Kenar ortay alanı 2'ye bölecek. Şuraya A alanı dersek şu beyaz olan yer de A alanı olacak. Şuraya da B diyelim. Bizden A ile B'nin toplamını, bu A ile bu B'nin toplamını istiyor. Ben bu A'yı tutup buraya taşıdım. Artık A ile B'nin toplamı şuradaki 130 derecelik dairenin alanı çıktı. O halde hemen bulalım. 130 derecelik dairenin alanı 130 bölü 360 çarpı tam daire. Yani pi r kare. 144, yarıçap 12 olduğu için. 36'ya bölelim bunu, 4 olsun. 36'ya bölelim, 10 kalsın. Hatta 10'a bölelim, sıfırlar gitsin. 4 çarpı 13. 4 kere 13, 52 pi kaldı sorunun cevabı. 4 numaradayız arkadaşlarım. CD yayının uzunluğunu 4 vermiş. 4 santim. AB yayını 12 vermiş. Bakın benzerliği görün hemen. 4 bölü 12. OC'yi 3 vermiş. Hadi benzerliği yapalım. 4 bölü 12 eşittir 3 bölü tamamı olacak. 3 bölü tamamına da x diyelim biz. Peki şunları sadeleştirirsek 1'e 3, içler dışlar yaparsak x de 9 çıktı. Tamamı 9 ise şu AC'ye de 6 kaldı. Boyalı bölgenin alanı, yine bunu konu anlatımında da söyledik dostlar. Bu boyalı bölge dediğiniz şekli 2010 yılında sormuşlar dostlarım. Aynen bu şekliyle vermişler. Yalnız formülünü direkt istemiş bizden. ABC yazmış buralara. Bu taralı bölgeyi ifade eden formül aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuştu. Biz de direkt yamuğun alanını yazın demiştik biz de öğrencilerimize. Bu şekli gördüğünüzde yamuğa benzetin bunu. Sanki şu üst taban, alt taban, yükseklikte şu kısımlar olsun gibi söyledik. Hemen yamuğun alanını yazıyorum. Alt taban artı üst taban, yani 12 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik. Şu 2 ile şu gitsin, 3. 16 çarpı 3'ten 48 gelir. 4. sorumun cevabı Denizli'den çıktı. 5 numaradayız dostlar. ABC üçgeni içine çizilen ABC merkezi 4 santim yarıçaplı eş daire dilimleri. Bunların her biri eşmiş. O halde şuralara hep 4'er derece yazalım biz de. 4 santim yazalım pardon. Yani büyük şeklimiz bir eşkenar üçgen çıktı. 60 derece diyelim bunlara her birine. Eşken, boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Tabii ki şunu yapacağız. Öncelikle eşkenar üçgenin alanını bulacağız. Şu 3 tane 60 derecelik daireyi çıkartacağız dostlarım. Hadi eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4'tü. A dediğimiz şey bir kenar, yani 8. 8'in karesi kök 3 bölü 4. 64'ü de 4'e bölersek 16 mı geliyor? 16 kök 3. Bu bizim eşkenar üçgenimizin alanı. Neyi çıkartacağız bundan? 3 tane 60 derecelik daireyi. 3 tane 60 derecelik daire demek 180 derecelik daire demek. Yani yarım dairenin alanı demektir arkadaşlarım. Yarı çapı da 4 olduğu için 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 pi. 8 pi çıkacak. 16 kök 3'den 8 pi çıkacak. İşte sorunun cevabı bu. 8 parantezine alalım. 2 kök 3 eksi pi. 8 parantezinde 2 kök 3 eksi pi. 5. sorumun cevabı Adana'dan geldi. 6. sorumuza bakalım. BC
AB'nin yarısıdır diyor arkadaşlarım. Hemen BC'ye 1K diyelim. Şuraya da 2K diyelim. Başka? Bakın bu çevre açı 90 derece. Demek ki şurayı çizersem ben bunun çap olması lazım. Tam merkezden geçmesi lazım. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dairenin çevresi 10 pi'miş. Dairenin çevresi nasıl bulunur? 2 pi r eşitmiş 10 pi'ye. Pi'ler giderse r'yi 5 buluruz. Demek ki bunun yarı çapı 5, 5. Şuralara toplam 10 oldu. Boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Şimdi boyalı bölgeyi buluruz. Önce şu k'yı bir bulalım. K, 2k ise hipotenüs ne olur normalde? K kök 5. Biri diğerinin 2 katı ise küçüğünün kök 5 katı olur. O da 10'a eşitmiş. Demek ki k eşittir 10 bölü kök 5. Hatta her iki tarafı kök 5 ile genişletelim. 5 ile sadeleştirirsek 2 kök 5 geldi k. Şurası 2 kök 5. Demek ki burası da 4 kök 5. Şimdi bizden şunu istiyor. Sarı bölgelerin alanları toplamı. Biz de diyoruz ki şu yarım dairenin alanını bulalım. Yarım daireyi. Buradan şu beyaz dik üçgeni çıkartalım diyorum arkadaşlar. Peki yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2. R'si 5 olduğu için 25 pi bölü 2'den. Bakın 25 pi bölü 2'den dedik. Şıklar zaten hepsi öyleymiş. Bir şey eleyemedim burada. Eksi ne çıkacak bundan? Beyaz üçgenin alanı. Beyaz üçgen de dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıyorum. 2 kök 5 ile 4 kök 5'i ve 2'ye bölüyorum. 2'ler gitsin. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Bir de 4 ile çarparsak 20. 20 çıkacaksa cevap da Adana'dan gelecek dedik. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7 numarayla devam edelim bakalım. Diyor ki bir okuldaki rehber öğretmen üzerinde azim, kararlılık ve hedef yazılı birbirine eş kartonları şekildeki gibi birleştirerek panoya daire şeklinde onu başarı yazan dairesel bölgenin ara kartonlardan birinin aralığına eşittir. He, şurası önemli. Şunun alanı başarı yazanın alanına A dersek bu azim de A'ymış, hedef de A'ymış, kararlılık da A'ymış. Çünkü her biri eş dediğine göre şu 3 parçanın hepsi eşmiş. A A demiş. Bakın şurayı da 4 vermiş bize, onu da yazalım. Şu küçüğünün yarı çapına da R diyelim. Şuraya da R diyelim. 4 artı R oldu büyüğünün yarı çapı. Büyük dairenin. Tamam. AB 4 birim olduğuna göre başarı yazan bölgenin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi alandan hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi başarı yazan yerin alanı A ya. A'yı şöyle bulabilir miyiz biz? Pi çarpı R karedir o zaman A. Peki büyük dairenin alanı 4A'dır. 4A'yı da şöyle bulurum ben. Yarı çapı 4 artı R olduğu için pi çarpı 4 artı R'nin karesi olarak bulunur. Bunu da bulduk. E şimdi A yerine getirip pi R kare yazarsak 4 çarpı pi R kare oldu burası. 4 çarpı pi R kare eşittir pi çarpı 4 artı R'nin parantez karesi geldi. Hadi pi'leri sadeleştirelim dostlar. Şimdi buradan R'yi bulacağız. R'yi bulduktan sonra da cevap gelecek zaten. Şöyle bir şey kaldı en son elimizde. Şurada yazıyorum. 4 R kare eşittir 4 artı R'nin karesi kaldı. Şimdi buradan R'ye değer vererek şöyle 1 versek mesela 5 yapıyor. Karesi 25. 1 versek 4 oluyor. 2 versek 6'nın karesi 36. 2 versek 4 kere 4 16. Buradan çok da bulacakmışız gibi gözükmüyor arkadaşlarım. Mecbur şu çarpanlara ayırmayı yapacağız da ben de çok yer kaplamasın istiyorum ama mecbur yapacağız dostlarım. Hemen şu çarpanlara ayırmayı bir halledelim. Şurası 4 R kare. Şöyle şurada yapayım bunu dostlarım ben. 4 R kare eşittir. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı diyelim. R kareyi buraya alalım. 3 R kare. 8R'yi de buraya alalım. Eksi 8R eksi 16 eşittir 0 gelsin. Hemen bir çarpanlarını ayıralım bunu. 3R'ye R diyelim. Burayı da 4'e 4 desek olur mu? 4'e 4 12 gelir. Şurası da olur. Hatta şunu da eksi yapalım. Ne oluyor bu durumda? 4 dediğim zaman oluyor mu? 16, 64. 4 dediğim zaman evet üst tarafı da sağlıyor. R buradan 4 geliyor dostlarım. Bakın 3R R eksi 4 de 0 eşit. 3 R 4 oluyor ya eksi 4 bölü 3 çıkıyor ki R eksi 4 bölü 3 olmaz. 4 geliyormuş R. R'yi bulduk 4.
Tamam, tekrar yukarıya çıkıyorum. Ne soruyordu bize? Başarı yazan bölgenin çevresi. Yarıçapı 4 geldi. 2 pi r'yi soruyor. 2 pi r'de 4 olduğu için 8 pi'yi soruyor arkadaşlarım. 7. sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, 8 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi şekilde D1, D2 doğrularına paralel birbirlerine paralel olan biçimde sarı renkli kağıtlar vermişler. Sarı renkli dairenin çevresi 18 pi. 18 birim pardon. O zaman bunun yarıçapı 2 pi r 18'e eşitse 2'ye böl. R'si 9 bölü 2. Bak şu sarının yarıçapı 9 bölü pi pardon. Yarıçapı 9 bölü pi. Tamam. Yeşilin çevresi 12'ymiş. Hemen yeşilin de yarıçapını hesaplayalım. 2 pi r eşittir 12 ise 6 olur burası. 6 bölü pi gelir. 6 bölü pi. Bu da tamam. Mor renkli dairenin çevresinin uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi mor renkli dairenin de yarıçapını şöyle gösterelim. Hatta bu da x bölü pi şeklinde bir şey olacak. Değil mi dostlarım? Böyle x bir şey bölü pi, bir şey bölü pi diye gidiyor. Şimdi teğet gördüğümüzde merkezleri birleştirecektik. Şunu birleştirelim. Şu x bölü pi bak şuraya kadar. 6 bölü pi de buradan geldi. Topladım x artı 6 bölü pi. Şuraya bakalım. 6 ile 9 15 bölü pi. Şuranın toplamı da 6 bölü pi ile 9 bölü pi'nin toplamı 15 bölü pi. Burayı da bulduk. Mor renkli dairenin çevresinin uzunluğu nedir diye bir soru sormuştu bize. Tamam, bakın burada dik yamuk kuralını hemen patlatalım dostlar. Şuradan bir paralel bir doğru çizelim. Şurayı çizdik. Şimdi benzerlik yapacağız. Şuranın tamamına oranı. Burası dediğim yer x artı 6 bölü pi. Yazalım onu. Nereye yazalım? Ben şu aşağıya yazayım arkadaşlar. Şuraya yazayım. Neydi? X artı 6 bölü pi bölü tamamını alacağız. Tamamını da toplarsak 21 artı x bölü pi yapar. 21 artı x bölü pi. Eşitmiş dostum bu. Eşitmiş. Şimdi şuralara geldik. Şuranın şöyle biraz daha kalın. Şuraya oranını yazacağız. Şimdi burası x bölü pi. O zaman şurası da x bölü pi. Buraya ne kaldı? 6 eksi x bölü pi. 6 eksi x bölü pi bölü şuraya ne kalıyor dostum? Şurası x bölü pi ya. 9 eksi x bölü pi kaldı. Onu da buraya yazdık. Biraz gıcık bir soruymuş. Böyle getirdik. Şimdi şu pi'ler direkt kafadan gitti. Buradan x'i bulmamız lazım. Şöyle değer vererek bulabilir miyim diye bakıyorum. X'e 1 versek 7 bölü 22. Çok saçma. 2 versek 8 bölü 23 olmadı. 3 versek 9 bölü 24. 9 bölü 24 oluyor burası. 3 versek 3 bölü olmadı. 4 versek 10 bölü 25. 4 verince 10 bölü 25 eşit mi acaba? 4 verdik. 2 bölü 4 verdik 5'e. 5'e bölü 2, 5. Oldu. 4 verince oluyor. Demek ki x eşittir 4. Yoksa uzun uzun çarpanlara ayırma yapacaktık burada dostlar. Hani bir bakayım dedim önden böyle değer vererek bulabiliyor muyuz diye. Yoksa çarpanlara ayırma yapacaktım. Yani bununla bunu çarp, bununla bunu çarp. Yine x'i bulacaktık tabii ki de. Biraz belki uzun sürer diye. Ben hemen x'i 4 buldum. Şimdi x 4 ise yarı çapımız ne çıktı bu durumda? 4 bölü pi. Peki çevremiz neydi? 2 pi r. 2 pi r'miz de 4 bölü pi. Pi'ler giderse 2 kere 4'ten 8 geldi. 8. sorunun cevabı Denizli'den çıktı. Evet dostlarım, yani biraz gıcık bir soruymuş. Sayıları biraz gıcık sadece, öyle diyelim. Peki geldik şuna, 9 numaraya. Aşağıda 120 derecelik iki çember yayı şeklindeki kırmızı iplerle ve zemine dik direklerle oluşturulmuş bir bariyer görseli verilmiştir. Tamam. İki direğin arasındaki mesafe 18 birimdir. Buna göre kullanılan iplerin toplam uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi şu 120 derecelik bir daire. İplerin arasındaki mesafe 18, demirlerin arasındaki mesafe 18'miş. Şurası merkez olsun. 120 derecelik yay olduğu için bunlar arkadaşlarım, 120 derecelik yay. Merkez açımızda 120 derece olur.
Yarı çaplarımızı bulalım hemen. 120-30-30 üçgeninde R köküç eşittir 18'miş. Demek ki R eşittir 6 köküç gelir. R 6 köküçse şuradaki yayın uzunluğunu bir bulalım biz hemen. Yani 120 derecelik yayın uzunluğu. 120 çarpı 2 pi R bölü 360. 120 ile şunu sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 ile bunu sadeleştirdim. 2 kaldı. Yani 4 pi köküç kaldı burası. Şunun uzunluğu 4 pi köküç. 4 pi köküç de bunun uzunluğu olacak. Aynısı çünkü. Toplam 8 pi köküç oldu. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 10 numarayı okuyoruz dostlarım. Yükseköğretim Kurumları sınavının TYT durumu oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.30'da bitiyor. Evet, biliyoruz. 135 dakika sürüyor sınavımız. Şekilde görülen duvar saatinin yelkovanın uzunluğu akrebin uzunluğunun 2 katıdır. He, o zaman akrebe R diyelim, yelkovana 2R diyelim. 135 dakikadır sınavda diyor. Tamam. Buna göre sınav süresince yelkovanın 3 uç noktası 72 pi birim yol aldığına göre, 135 dakikada 72 pi birim yol alıyormuş bu kerata arkadaşlarım. 135 dakikada 72 pi yol alıyor. Peki şöyle diyelim o zaman. Neler bulalım bakalım. Şimdi mesela normalde uzun olan şu akrep 1 saatte bir tam tur atar değil mi dostlarım? Yani 60 dakikada bir tur atar. 135 dakika geçtiğinde kaç tur atar diye bulalım hemen. 60 dakikada bir tur attıysa 120 dakikada 2 tur attı. 120 dakikada 2 tur attı. Kaldı 15 dakika. 15 dakikada da hani 60'ın 4'te 1'i ya 15. O zaman 1 bölü 4 tur atacak. Yani 2 tur atacak artı bir de 1 bölü 4 tur atacak. O da toplamda ne yapar? 9 bölü 4 tur atıyor dostum bu adam. Peki 9 bölü 4 turu attığında 72 pi birim yol alıyormuş bu. Hemen soralım. 9 bölü 4 turu 72 pi birim yol aldığına göre bir turda kaç pi yol alır? Ne kadar yol alır diye soralım. Hemen 1 ile 72'yi çarpıp 9 bölü 4'e böleceğiz. Yani 72 çarpı 4 bölü 9'dan 8. 8 kere 4. 32 pi'lik yol alacak. 32 pi yol alıyormuş dostum bu adam. Bir turda. Bir tur demek arkadaşlar bu dairenin çevresi kadar dönmek demek değil mi? Yani çevresi 32 pi'ymiş meğersem bunun. Demek ki hemen akrebe göre yelkovana göre 2 çarpı pi çarpı yarı çap 2R eşittir 32 pi dersek pi'ler gider. R buradan 8 bulunur. Pekala. R'yi 8 bulduk. Tamam. Buraya kadar anlaştık şimdi. Yarıçapımız 8. Yani şu keratanın, şu adamın bir tur dönmesi 2 pi çarpı 8'den 16 pi'lik yol alıyor. Bir turda. Bir turda 16 pi'lik yol alıyormuş bu. Tamam. Şimdi gelelim bakalım neler konuşacağız, başka neler söyleyebiliriz. Şimdi bu adama bir küçüğüne odaklanalım, akrebe. Şu biliyoruz ki saatlerde 2 saat arasındaki açının ölçüsü 30 derece dostum. Bu adam 1 saatte şuradan şuraya geliyor değil mi? Şu kadarlık yer alıyor, 10'dan 11'in üstüne geliyor. Yani 30 derecelik yol alıyor. Onu şurada göstereyim ben. Şurada. 1 saatte yani 60 dakikada 30 derece dönüyor. Küçük olan. Peki 135 dakikada ne kadar döner diye bir soru sorsak biz de arkadaşlarım. 135 dakikada kaç derece döner diye bir soru sorsak. Bakalım ne geliyor buradan. 135 çarpı 30 bölü 60'dan birer sıfırı silelim. 3'e bölelim, 3'e bölelim 2. 135 bölü 2'den 67,5 derece dönecek. 67,5 derece dönmek zorunda. Ve şimdi bir de şunu yapacağız hemen dostlar. 67,5 derece tur atacak. Bir turda 16 pi yol alıyorsa 67,5'da ne kadar yol alır diye soracağız şimdi. Bir turda 16 pi'lik yol alıyorsa, bir tur demek ne kadardı?
67,5 bölü 360 yapacağız değil mi? Tabii ki. Şurada göstereyim onu hemen. Şimdi bir tur demesi 360 derece dönüyor bu. Küçük olan 360 derece demek bir tur. 360 derecelik turda 16 pi'lik yol alıyorsa 67,5 derecelik yolda ne kadar yol alır? İşte sorunun cevabı da buradan gelecek dostlarım. Hadi bulalım. 67,5 çarpı 16. Şimdi yerimiz yok. Şurada yapalım hadi bunu da. 67,5 çarpı 16 pi bölü 360. 4'e böleyim 4. 4'e böleyim 90. Yine 4'e bölelim 1. 4'e bölersek 22,5. 22,5 ile de 67,5'u sadeleştirirsek 3 kalır. 3 pi kaldı. Sorumuzun cevabı. Arkadaşlar biraz gıcıkmış bu. Ama güzel soruymuş. Allah var. Uğraştırdı ama bizi tam da bir AYT sorusu oldu. Çok hoşuma gitti soru. Belki bir yerlerde karıştırmış olabilirsiniz. Bir daha baştan dinleyiniz arkadaşlar bunu. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda diğer iki testi gömeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.